Bafra'da bugün devam ediyor. Devam ediyoruz efendim haberlerimize. Osman Topaloğlu çamur atıyorlar demiş ve haberin manşeti ise şu şekilde: başkanın özür kabahatinden büyük. Bafraajans.com'un haberi. Samsun'un 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanı Osman Topaloğlu evine ait eşyaları resmi araçla taşıdığına dair görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine açıklama yaptı. Topaloğlu hafta sonu evini taşıdığını, ancak yapılan bu uygulamada herhangi bir usulsüzlük olmadığını belirtti. Her vatandaşın ücretini yatırmak kaydıyla belediye araçlarını kiralayabilir. Biz de evimizin eşyalarını taşırken belediyemizin aracını kiraladık ve ücretini de hafta içerisinde ilgili birimlere yatıracağız. Hafta sonu olduğu için ücretini yatıramadık diye bir açıklamada bulunmuş. Evet, haberlerimizi bugün biraz hafif tutuyoruz, az tutuyoruz. Çünkü konuk İsmail Karahan olunca haberi biraz arka plana atmak durumunda kalıyoruz. Osman Topaloğlu ile ilgili de konuşuruz ama Sayın İsmail Karahan, AK Parti'de de şu anda aday adaylarının belirlenmesi süreci var. Yine sanal alemde paylaştığınız bir şey var. Son gün ya da işte bu çarşamba günü sanırım açıklanacak diye bir mesaj atmışsınız. AK Parti'de neler oluyor? Evet, en büyük herhalde adaylık çarpışması mı diyelim artık, yarışması şu anda AK Parti'de evet mevcut. Aslında şu andaki mevcut aday belediye başkanı Zeynep Şahin ile ilgili sorun yok. Yani en çok kesin mevcut aday şu anda Zeynep Şahin. Fakat son bir hafta içerisindeki gelişmelerden dolayı Zeynep Şahin'in adaylığı tartışmaya, imarla ilgili olan olaydan bahsediyorsunuz herhalde. İmarla ilgili olan çalışma bunun bir daha çok adaylığını tartışmaya açmada bir ivme oldu. Aslında buradaki sıkıntı baştan beri Zeynep Şahin'in ilçe teşkilatı kendi içlerinden birisinin aday olmasını istiyor. Kan uyuşmazlığı mı var? Kan uyuşmazlığı var. Yani bir bu baştan beri geçen dönemde öyle bir sıkıntı vardı, kazanamaz diye Zeynep Şahin'i getirdiler ama bir türlü bir diyalog içerisinde, çalışma içerisinde giremediler, kan uyuşmazlığını bitiremediler. Bu seçimlerde açık ve net bir şekilde ortaya çıktı. Nasıl çıktı, isim vermeyelim. Kendi içlerindeki bir adayın açıklanmasında ilçe teşkilatı kendi aday olarak sunum yaptı ve gerçekten de öyleydi. Evet. Çünkü kendi içlerinde o adayın aday olması kendilerini hakikaten sevince boğdu. Ama diğer adayların da çıkmasıyla Zeynep Şahin'e karşı bir alternatif oluşturamadılar. Hepsi kamuoyundaki yoklamalar, anketlerde baktığınız zaman Zeynep Şahin her ankette %40'ın üzerinde oy aldı. Kendi temel yoklamalarında yine en iyi sonucu Zeynep Şahin aldı. Tabii ki bütün bunların yanı sıra Zeynep Şahin'in bu 5 yıllık süre içerisinde milletvekilleriyle herhangi bir sorun yaşasa da fazla bir ortaya çıkacak bir sorun yaşamadı. Hepsini memnun etti. Bafra'ya geldiklerinde karşılamada, ağırlamada. Milletvekillerinin de onayını aldı. Ve Bafra konjonktürü var. Bafra'da bir oy potansiyeli var. AK Parti'nin her ne kadar güçlü olsa da diğer partilerden aldığı oylar önemli. Bu oyları da tekrar bu dönemde alabilmesi için kendi içerisinden değil, Bafra'yı kucaklayacak bir adayın olması lazım. Şu andaki adaylar içerisinde böyle bir aday çıkmadı. Bu nedenle tekrar Zeynep Şahin'e yöneldi. Bu nedenle Zeynep Şahin'in adaylığı en kuvvetli aday olarak görüyoruz. En kuvvetli ama aday diyorsunuz. Şu son gelişmeler, Milli Görüş'ten gelme AK Parti içerisindeki yapı, ona bağlı sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının yaptığı çalışmalarla Zeynep Şahin'in değil, kendi içlerinden birisini veyahut da mevcut adaylar içinde birisinin aday olmasını istiyorlar. Bu yönde il teşkilatı, genel merkez yönünde büyük bir çalışmaları var. Bu nedenle biz her an adayın açıklanabileceğini söylüyoruz ve sürpriz olabileceğini düşünüyoruz. Yani büyük ihtimalle sürpriz yaşayabiliriz. 24 saat siyasette uzun bir süre. Çok uzun bir süre. Her an Zeynep Şahin de olabilir. Zeynep Şahin dışında da farklı bir isim de açıklanabilir. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama her halükarda yine en güçlü aday Zeynep Şahin'dir. Bakalım
bu zaman ne gösterecek? Zaman ne gösterecek? Bu çalışmalar, baskılar Zeynep Şahin adaylığını engelleyecek mi? Yeni bir aday çıkaracak mı? Yani fazla bir zamanda bekleyeceğimizi zannetmiyorum. Kısa bir süre bu açıklanır tahmin ediyorum. Evet, Sayın Başkan'la ilgili de yazılarınız var. Birçok eleştiri ve evet, tepkiler aldığınıza dair yazılarda yazmışsınız ama ben şurada bir yazınız, Özgür Topkaya ile ilgili yazınızda bir yere takıldım. Ergenekon çetesi denecek kadar ayyuka çıkan durum düzeltilecek mi Bafra Belediyesi'nde? Şimdi bizim Bafra'da hep şu konuşuluyor. Belediye başkanları, benim de söylediğim bir şey var. Belediye başkanları, futbol takımının teknik direktörünü değiştiriyorsunuz ama oyuncular aynı diye bir söylemde bulunuyorum. Ben bunu her yerde de aynı şeyi söylüyorum. Futbolcularınız aynı ama teknik direktörün değişmesi neyi değiştirir onu da merak ediyorum. Fakat şimdi burada bir Ergenekon çetesi sloganı demişsiniz. Bu Bafra Belediyesi'ndeki müdürlerle ilgili konuşmuşsunuz. Şimdi, sistemlerde bulunmuşsunuz. Evet. İşte bu konuyla ilgili ben merak ediyorum. Nedir bu Ergenekon çetesi? Bafra Belediyesi'nde Hasan Aslan'ın ikinci döneminden başlayıp Şükrü Reis döneminde devam eden, evet, Zeynep Şahin döneminden doruk noktasına çıkan siyasal bir boşluk var. Siyasi boşluğu maalesef siyasilerin orada ağırlıklı olması gereken siyasi boşlukluğu maalesef oradaki bürokrat otoritesi doldurmaktadır. Bürokrat otoritesi de kendi kafalarına göre bu yapıyı doldurduğu için 3 dönemdir belediyedeki bürokratlarla ilgili sıkıntı var. Evet. Bu sıkıntı nedir? Burada yapılan bütün projelerin, hizmetlerin her birinde şaibeler ortaya çıkıyor. Niye? Şeffaf değil bunlar. Açık ve net değil. Bakın Zeynep Şahin, Başkan Zeynep Şahin adaylık sürecinde sloganları neydi? Bafra Belediyesi'nde yapılacak olan bütün işler şeffaf olacak, saydam olacak, herkes açık olacak. Yapıldı mı? Yapılmadı. İlk evet, dönem bir iki tanesi yapıldı. Ondan sonra yine gizli kapılar arasında yapıldı. Şükrü Neyiş dönemine bakın. Yine ilk dönem biraz yapıldı. Ondan sonra yine kapalı kapılar ardında yapılmaya başlandı. Hasan Aslan döneminde yine böyle. Niye? Siyasi otorite orada bir hakim olamadı. Belediye başkanı geldi. Belediye meclisleri zaten sağ olsunlar kuzu gibi. Meclisi el kaldırıp indirmekten başka bir işe yaramadılar. Yaradılar mı? Ben her meclis toplantısına gittim. Ama iki tane şu anda, bir tanesi MHP'nin adayı, biri de adayı. Ona da geleceğiz. Yani. Ona da geleceğiz. Şimdi böyle bir yapıda yapılan her işte ihalelerde bir yolsuzluk olduğunu görüyoruz. Örneğin son olanları bir iki tanesini açıklayalım. Çünkü evet, öbürlerini açıklarsak defalar, günlerce burada konuşmamız lazım. Eski mezbahanenin ihalesiyle ilgili başlayalım. Eski mezbahanenin ihalesini akaryakıt istasyonu olma işi ilk önce Şükrü Neyiş döneminde başlamıştı. Biz o dönem durdurduk. Çünkü o güzergahta 5-6 kilometre bir mesafe var. 27 tane akaryakıt istasyonu var. Yani o Bafra'nın girişinden çıkışına Samsun Sinop yolu şu anda maalesef akaryakıt istasyonu mezarlığına dönüştü. Bu insanlar akaryakıt istasyonlarıyla görüşüyoruz. Kazanabiliyor musunuz diyoruz. Onlar hiçbir tanesi kazanıyoruz demiyorlar. Hepsi zarar ediyoruz. Günü zor kurtarıyoruz diyorlar. O zaman yeni bir akaryakıt istasyonu açmanın ne anlamı var? Eski mezbahane alanı başka bir şekilde değerlendiremez miydi? Ha, değerlendirdin. Burasının satışı ihale aşamasında karayoluna çıkışı yok şeklinde ihaleye çıkıldı. İmarda karayoluna çıkışı yok. Evet. İhalesi yapıldı. Yine gizli kapılar arkasında bin türlü talavera da yapıldı. Bunları konuşmak istemiyorum. Şimdi bu aşamada konuşmak istemiyorum. Yapıldı. Yapıldıktan sonra bir vatandaş aldı. Belediyeyle çalışan 20 yıldır, 25 yıldır akaryakıtını veren şahsa borcu karşılığında verildi. Tamam. Verilirken bakın yine de özellikle söylüyorum. İmarda karayoluna çıkışı yok. İhale sözleşmesinde karayolunda çıkışı yok şeklinde verildi. Vatandaş ihalesini aldı. Akaryakıt istasyonunu kurdu. Bir akşam Bafra Belediyesi'nin en önemli müdürü, bakın en önemli müdürü, Bafra Belediyesi'nin araçlarıyla beraber karayolunda çıkışını açtı. Şimdi o gün vatandaşlar oraya doldu, bizi de çağırdılar. Bakın burada böyle bir hadise gerçekleşiyor. Karayoluna çıkış açılıyor. Biz dedik ki vatandaşlar, biz başkanı aramayalım, siz arayın sorun. Neyin nesidir biz de bilmiyoruz diye. Vatandaş oradan başkanı arıyor. Başkan diyor, bu benzinlik istasyonunun bildiğimiz kadarıyla karayoluna çıkışı yok. Şu anda senin müdürün belediye araçlarıyla beraber buraya karayoluna çıkış açıyor. Neyin nesidir diye. Başkan, konu hakkında bilgim yok, araştırayım size geri dönerim diyor.
Ve bir ay geçiyor üzerinden başkandan hiçbir ses, bu konuda hiçbir ses yok. Karayoluna çıkışı açılıyor. Bir ay sonra belediye meclis toplantısında tekrar biz bunu gündeme getiriyoruz. Muhalefet Partisi'nin bir meclis üyesiyle tekrar başkana sorduruyoruz. Başkan yine aynı şeyi söylüyor. Bilgim yok, araştırayım, tekrar size bilgi veririm diye. Şimdi senin belediyenin en önemli müdürü belediyenin araçlarıyla beraber bu akaryakıt istasyonuna, karayoluna çıkış açıyor. Bundan bilginiz yok. Bir ay önce size söyleniyor. Bir ay içerisinde siz bunun kimin talimatıyla nasıl açıldığını neden araştırmıyorsunuz? Şimdi bu bir. Evet. Yani şimdi düşün, oradaki ihale aşamasında bu akaryakıt istasyonunun karayoluna çıkışı olsaydı, bu ihale Samsun ve diğer basında açıklanmış olsaydı, çok daha kişiler oradaki ihaleye katılmaz mıydı? Tabii ki. Belediye en azından oradan 1-2-3 trilyon daha para kazanmaz mıydı? Peki belediye çok mu zengin? Vallahi herkes belediyeden bir şeyler beklediği için demek ki bayağı bir zengin. Yani bizim burada karşı çıktığımız hadise bu. Karayoluna çıkışı varsa bunu ihale aşamasından önce, karayoluna çıkışını var diye ihaleye girecek, ihaleyi başlatacaktınız. Herkese açık ve net bir ihale yapacaktınız. Herkes girecekti. Belediye buradan daha fazla para kazanacaktı. Ve böyle bir sorunla karşı karşıya kalmayacaktık. Şimdi burada kim yapıyor bunu? Belediye meclislerine soruyorsunuz, bizim bilgimiz yok diyor. Başkana soruyorsunuz, bizim bilgimiz yok diyor. Sonuç bürokratlara dayanıyor. Yani bürokratlar bunu böyle bir şeyi neden böyle bir riskin altına girsin? Ama yine belediyeden birinin bu konuya el atması gerekiyor. Yani kim olursa el atması olsun, yani. Biz bu konuda defalarca yazı yazdık. Oranın ihalesini alan firma sahipleri tarafından ağır şekilde küfürler, hakaretler, tehditler işittik. Bunları belediye başkanına da söylediğimize rağmen hiçbir tanesi bir şey yapmadı. Yine aynı şekilde 3-4 sefer karayoluna çıkışı açıldı oranın. Vatandaşın şikayetleri doğrultusunda tekrar karayolları kapattı. Şu anda karayoluna çıkışı kapalı. Yarın öbür gün tekrar açacaklar ama. Zaman. Yani. Gösterir bakalım ama. Bu bir. Bunlar hoş olaylar değil. Yani hoş olay. Kesinlikle yani hoş değil. Şeyler yani değil. Yani bu gözlerimizin önünde bir yanlış yapılıyor. Yani imarda yol yok, karayoluna çıkışı yok, karayoluna çıkış açıyorsunuz. Bunun sorumluluğu kimde? Vallahi o sorumluluğu üstlenecek birileri vardır. Maalesef şu ana kadar kimse üstlenmedi. Biz zaman günah keçisi olarak bunu haber ettiğimiz, yazdığımız için günah keçisi olarak bir sürü küfürler, hakaretler işittik. Öyle kaldı. Bakalım sonucu nereye varacak. Bu bir, bunun evet. Gibi Albasan Dürgeç Parkı'nın ihalesini biliyorsunuz. İlk önce ihale yapıldı. 2200 TL yapıldı. Daha sonra ihalede tek firma girdi. Giren firmada biliyorsunuz belediye meclis üyesinin akrabası. Biz bunu basında gündeme getirdik. İhale iptal oldu. Tekrar bir ihale yapıldı. Tekrar ihalede yine aynı firma. 800 bin lira düşük fiyatta ihaleyi aldı. Ve şu anda parkı başkası yapıyor. Ben soruyorum yani, birinci ihalede o kadar fiyat verdiniz. İkinci ihalede neden düşük verdiniz? Birinci ihalede o ihaleyi o firma alsaydı, devam etseydi, o aradaki fark ne olacaktı? Kime gidecekti? Şimdi bunun gibi yüzlerce örnek var. Bunlardan yola çıkarak kent meydanında da sorun var herhalde, değil mi? Kent meydanı zaten Vafra'nın aslında bu dönemde yapılan en büyük, en güzel projesi. Yeri konusunda görüntü olarak çok hoş. Tabii yeri konusunda tartışmalar yapılabilir ama Vafra'nın ihtiyacıydı. Bakın şu anda oranın müteahhidi çekti gitti, teslim alamadı belediye. Otopark su alıyor, çalışmaz halde. Tuvaletleri yok, bilmem neleri yok. Kent meydanının işçiliği sıfır. Kullanılan malzeme berbat. Ve orada öyle duruyor. Bakalım ne olacak yani. Bu kadar güzel, en önemli proje bir sürü eksikleriyle daha açılış bile yapılamadı. Yani devamını konuşmak istemiyorum. Konuştuğumuz zaman şimdi gerçekten Bafra bu şekilde anlatıldığı zaman her tarafı yani, pis bir değnek. Yani biz niye bir işi doğru niye yapamıyoruz? Yani biz niye kent meydanını alkışlamamız gerekirken niye böyle konuşuyoruz? Yani. Albasan Dürgeç Parkı'nın ihalesini alkışlamamız gerekirken niye böyle tartışıyoruz? Eski mezbahanın yerin ihalesini alkışlamamız gerekirken niye böyle tartışıyoruz? Bu tartışmalara sebep olan ne? Belediyedeki doğru dürüst yönetilememesi. Bu yönetiminde bürokratlardan kaynaklanan sıkıntılardan oluşması, siyasi iradenin orada otoritesini gösterememesi.
Şimdi Bafra Spor'la ilgili olarak konuşma yaparken ben size bunu söylemek istemiştim. Hani 1000 TL verirsiniz ama hesap soramasanız o verdiğiniz 1000 TL havaya uçar diye. Şimdi Bafra Belediyesi'nde de aynı şeyi. Biz oyumuzu veriyoruz ama hesap sormaya geldiğimizde hesabını soramıyoruz. Bu belediye ile ilgili değil. Bütün kurumlarda, STK'larda tabii. da aynı. Çünkü biz hesap sormayı bilmiyoruz. Biz sadece gidiyoruz sandığa oyumuzu veriyoruz. Oyumuzu verdikten sonra da giriyoruz. Buradan ne menfaat çıkarımız var onun peşinde koşuyoruz. Tabii eğer oraya yakın bir yersek menfaatimizi bekliyoruz. Mesela biz basın olarak menfaat beklerken diğer işte başka bir kurum olarak menfaat bekliyor. Menfaat Herkes bir şeyi bekliyor. Ama şu olayı gerçekten Bafra'da olması gereken bir olay var. Şu programın siyasilerle Bafra bürokrasiyle birlikte olması bazı şeylerin böyle şeffaf şekilde tartışılması gerekiyor. Bu tartışmaların genele yaymak gerekiyor. Böyle yani, olursa belki bir şeyler daha biz şimdi şey bunları olur, tartışsak, olur. Yazsak, çizsek sadece bir kişi, iki kişi değil. 4-5 kişi bu şekilde yazsak, çizsek bu hadiselerin, bu yanlışların önüne geçeriz. Ama maalesef Bafra'da bunları bir kişi yazıyoruz, haber yapıyoruz. O bir kişi de günah keçisi oluyor. Tehditler, hakaretler alıyor. Belli noktalarda biz de frenlemek zorunda kalıyoruz kendimizi. Ama frenlememek lazım. Daha çok ben Bafra'da bir resmi kurum basın adına bir yemek verdiği zaman 80-90 kişinin orada olduğunu görüyoruz ama sahada basın adına 3-4 kişi görüyoruz. Konuşunca da çok ezat oluyor. Ondan sonra herkes biz işte ben 8 senedir Bafra Haber'de yazıyorum. Köşe evet. yazarlığı yapıyorum. Yani siyasete bulaşmadık. Bu işi seçtik. Bu işi seçerken de şu anda da okulunu okumaya başladık. Yani daha iyi yapalım diye. Niye? Yani belli bir şeyimiz olsun. Tabii. Bilgi eksikliklerimizi giderelim. Onun için okulunu okumaya başladık şu anda. Şimdi daha iyi kendimizi yetiştirelim sorun diye. Sorun biraz da bizde var. Aslında Bafra'nın aynası basın. Yani basın istese bazı şeyleri çok güzel yaptırabilir Bafra'da. Yani siyasilere de yaptırır, bürokratlara da yaptırır, herkese yaptırır ama şimdi, biz bir araya yani, gelememe sorunu yaşadık. Bu programla gelmeye çalışıyoruz gibi geliyor ben bana. Ben bir şey söyleyeyim. Seçim sürecinde aday adayları sivil toplum kuruluşlarının ile basına bakış açısı nasıl? Sivil toplum kuruluşları onları ağırlamak için her türlü taklaya atıyorlar ama basınla diyalog kurmak için aday adayları mücadele ediyor. Bu nedir? Evet. Basının birinci güç haline geldiğini gösteriyor. O zaman bunu iyi değerlendirmek lazım. Bafra'nın lehine değerlendirmek lazım. Şimdi duruşunuz olursa karşıdaki de size karşı bir duruş sergiler. Ama sizin bir duruşunuz olmadığı yok zaman ise işte o zaman basını duruş... istediği gibi isteyen kişi kullanır. Tabii. İsmail olmazsa Nihat olur. Nihat olmazsa Ahmet olur. Bu anlayışla. Devam hatta et. Bizim bir araya gelmemizi toplamayı istemeyen zihniyetler de var mesela. Bafra'da basının birlik olması birilerini basının, mutlaka Bafra'da rahatsız eder. Bafra'da basının birlik olması Bafra'da %90 bu gibi yanlışların önünü geçecektir. Bunu kimse istemez ki. Kim ister bunu? O zaman ne olur? Basın birlik olduğu zaman insanlar belli yerlerde, belli mekanlarda dedikodu yapmaz. Her şeyi açık açık konuşur. Açık açık konuşulduğunuz zaman herkes çekinir, yanlış yapmaz. Evet. O nedenle biz Ergenekon çetesi benzetmesini bizim ortaya attığımız bir hadise değil. Bu Bafra insanının konuştuğu, bizim de dile getirdiğimiz bir meseledir. Bunun da nedeni dediğim gibi Bafra'da Hasan Aslan döneminden başlayıp Şükrü Neyiş döneminden devam eden Zini Şahin ile doruk noktasına çıkan siyasi otorite boşluğunu bürokrat otoritesinin kendi kafasına göre doldurmasından doğan boşluktan oluşmuş bir hadisedir. Onun için siyasetle belediye yönetilse siyasetin otoritesinin orada hakim olması gerekir. Bunu da aday olan, belediye başkanı olan kişiler belediye başkanlığını herhalde birileriyle paylaşmaktan kıskanıyorlar. En azından iki tane meclis üyelerinden yardımcı kendilerini alsalar oradaki o bürokrat otoritesi biraz daha kırılmış olacaktır. Yanlışlar da düzeltmiş olacaktır. Bunu yapmıyorlar nedense. İnşallah bu dönemde bu hataları, eksikleri görürler. Adaylık sürecinde meydanlarda başkan yardımcılarını da belirleyerek insanların karşısına çıkarlar. Ve biz de az eleştiririz. Az eleştiririz ve biz bu seçimde şunu istiyoruz. Artık Bafra Belediyesi,
Vafra Belediye Meclis üyeleri, Vafra müdürleri ile ilgili şaibeleri, dedikodular oradan kalksın. Bu insanlar üzerinden töhmetler kalksın. Onların da aileleri var, çocukları var, akrabaları var. O insanlara da yani o insanlar, boş şey değil bunlar. O insanların da açısından baktığınız zaman o insanlara da yazık ediliyor. O insanların içerisinde çok değerli arkadaşlarımız da var. Bu insanlar yarın öbür gün belediye başkanlığı, milletvekili yapacak kapasiteleri olan insanlar. Ama o insanlar maalesef bu dedikodular, bu şaibeler ve dedikoddan daha ziyade bu gerçekler onları da yıpratmaktadır. Yani bunun ortadan kaldırılması gerekir. Bunu da kaldıracak olan siyasi otoritedir. Bu nedenle biz bu dönemde ben açık ve net söylüyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Vafra bu dönemde de istediği belediye başkan adayını çıkaramadı. Şehrin emin kişisi diyoruz. Hiç kimse şehrin kusura emin bakmasın. Hiç kimse kusura bakmasın. MHP'sinden de AK Partisi'nin diye siyasi partilerin. Vafra'da şu anda aday adayları içerisinde şehrin emin kişisi maalesef çıkmadı. Bu dönemde de bulamadık. Ama ne yapacağız? Bulduklarımızla, olacaklarla bu sorunları aşacak şekilde en iyi yapmaya çalışacağız. Nedir? Belediye meclis üyelerinin noktasında yazacağız, çizeceğiz en iyilerini. En azından onlar da en iyisi olsun. Şimdi demin az önce şey yaparken belediye meclis üyelerinden iki tane adayımız var. Biri MHP'nin adayı oldu, biri de AK Parti'den adayı. Şimdi, bu insanlar biraz önce dediniz ki el kaldırıp indirmekten başka bir işe yaptıkları yok dediniz. Ben 5 senedir her belediye meclis toplantısına gittik. Evet. Takip ettik. Bize her dönemde de her partiden hemen hemen belediye meclis üyeliği teklifi gelir. Ben yüzüm kızarır. Yani ben bu işe layık değilim. Daha iyi layık olan insanlar var. Onlara bu teklifi yapın diye geri çeviririz. Bu insanlar belediye meclis toplantısına gittik. Oradaki manzarayı gördükçe belediye meclis üyeliğinin hiçbir önemi olmadığını gösterdiler. Aslında çok önemli. Bakıyorsun orada... Yani tüm kararlar orada alınıyor. Nasıl meclis yani Türkiye Büyük Millet Meclisi neyse Vafra Belediye Meclisi tabii de ki aynıdır. Belediye meclis üyesi orada konuşulan bir konu hakkında çıkıp konuşması lazım. Proje üretmesi lazım. Bakıyorsun orada hiç kimse bir şey söylemiyor. Herkes muhalefetten ufak tefek çizik sesleri çıkıyor. Yine sonuçta orada gelen konuşulan hadiseler sadece onaylanıp geçiyor ya. Üzerlerinde bir tartışılsın, bir konuşulsun. Nedir, ne değildir? Bunlar araştırılsın. Oradaki bürokratlar bilgi versin. Yok. Ama şöyle bir şey var. Bilmiyorum yanlışsam yanlışsın deyin. Üzerinize giydiğiniz gömleğin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani bugün meclis üyesisiniz, muhtarsınız, işte bir kurum başkanısınız, müdürüsünüz, STK başkanısınız. Sorumluluğunuzu bilirseniz bu iş olur. Mesela muhtarlarla ilgili de toplantılar yapılır sık sık. O toplantılarda da birkaç defa gittim, baktım cazip gelen bir şey gelmediği için bana ben bir daha da gitme ihtiyacı hissetmedim. Çay içip pasta yenilip geri çıkılıyor. Anlatılacak bir şey varsa anlatılıyor. Ama yine aynı köylerin olsun, şehirlerin olsun, mahalleler hepsinin bir sorunu var. Mesela bir köyün yol sorunu var. Bir mahallenin çöp sorunu var. İşte diğer bir yerin başka bir sorunu var. Ya arkadaş, burada eğer bir sorununuz varsa buraya niye toplandınız? Çay içmek için mi? Burada sorunları çözmek için toplandıysanız yani sorununuzu dile getirin. Çözebiliyorsa belediye çözsün, çözemiyorsa çözecek yere müracaat edin. Ben şimdi, bunları görmediğim için de boş şeyler dedim, geri geldim. Şimdi Bafra'da en çok toplantı yapılan Bafra gibi başka bir yerde yok. Her hafta toplanılır, konuşulur. Sonuçta bir şey var mı? Yok. Hatta o da yetmez. Bafralılar başka yerlerde başka toplanırlar. Yani Bafra dışında toplanırız, Bafra içerisinde toplanırız, muhtarlar onları toplanır. Onları da çok merak ederim. Sivil toplum kuruluşları toplanır, yemekleri yenilir, içilir, çıkılır, hiçbir şey olmamış gibi yine hayat devam eder. Zaten sıkıntımız bu. Bizde de aynı. Biz 10 Ocak gazeteciler gününde bir belediye toplantısına gittik. Ne konuştunuz şimdi orada? 10 Ocak, evet ben konuştum, günah keçisi ilan edildim. Belediye bizi davet etmişse 10 Ocak'ta çalışan gazeteciler gününde herhalde bana çay ikram etmek için etmemiştir. Çünkü ben zaten çayımı içebiliyorum burada. Çok şükür yemek de yiyebilirim. Oraya toplanmışız. Bizim sorunlarımız var, dertlerimiz var. Bu dertlerimizi belediyeyle ilgili olduğu için belediyenin yemeğinde belediyeyle ilgili dertlerimizi söyleyeceğiz. Kaymakamlık çağırsaydı kaymakamla ilgili söylerdi. Ben belediyeyle ilgili olan derdimizi aktardım. Bunun akabinde yanlış anlaşılmalar, yanlış laflar ve küsmeler oldu. Evet, belediyeden bir takım basına bir şeyler çıkıyorsa, belediyelerin görevidir ya, destekleyecek. Reklam desteği çıkıyorsa, ben dedim ki
A kurumuna çıkıyorsa Barış FM'e de çıkacak arkadaş. B kurumuna veriyorsanız Barış FM'e de vereceksiniz. Vermiyorsanız hiç kimseye vermeyin. Vermiyorsanız ben zaten bunun karşısında durmam, ama veriyorsanız neden buraya, bu kuruma verilmediğini sordum. Sorunca biz tabii ki ne cevap verdiler size? Yani neden Bafra basını desteklenmiyor? Veyahut da işine geleni mi destekliyorlar? İşimize geleni destekliyoruz. Radyolara öyle bir şey verilmediğini şey yaptılar. Ben şimdi merak ediyorum, bizi dinleyenler, biz buradan desek ki o müdür böyle böyle yapıyor desek, acaba o duyar mı? Bafra'daki radyonun etkisi var mıdır yok mudur? Çok da merak ediyorum. Ben şunu sordum. Radyo Barış'ı dinleyenler, diğer radyolar için de tabii ki var ama kendi radyom için konuşuyorum. Barış FM'i dinleyen insanlar Müslüman değil mi? Barış FM'i dinleyen insanlar Türk değil mi? Niye sordum bu soruları? Müslümansa eğer, gazetenin arka sayfalarına boy boy Ramazan kutlanabiliyorsa, Kurban Bayramı kutlanabiliyorsa radyoda da olması lazım. 19 Mayıs, 23 Nisan gibi şeyler kutlanabiliyorsa gazetelerde herhalde radyoda da kutlanabilir diye düşündüm ve bunun akabinde bu soruları sorunca cevabı da alamadım. De o gün bugündür de cevabını vermedim. O gün bugündür de bu toplantı yapılmıyor. Artık zaten gitmenin de bir mantığı yok. Gerçekten giden arkadaşlarımı eleştirmiyorum ama gitmenin bir mantığı yok. Çünkü sorunuma çözüm bulamıyorsam ben o toplantıya gitmeyi yeğlemem. Yani tabii ki sorunlara bir çözüm toplanmıyorsa bir tabak yemek için o toplantıya gidip katılmanın bir anlamı yok. İşte güleriz ağlanırız. Yani Bafra ya. Basını bir tabak yemeğe muhtaç olduysa, bir tabak yemek yemek için o toplantılara gidiyorsa kendine yazık ediyor. Bafra basının bundan dışarıya çıkması lazım. Bu toplantıları yapanları şunu göstermesi gerekir. Biz sizin yaptığınız toplantılarda bir tabak yemeğe ihtiyacımız yok. Evet. Bizim ihtiyacımız devamımızı sürdürebilmek için alabileceğimiz sizden destekleri almak, Bafra'yı da aydınlanmaktır. Bunu söylemek lazım. Vallahi biz de bekliyoruz ama inşallah ümidimiz yok diyorsun. Yani konuşma. Bu kanaldan, bu sistemde ümidim yok. Ama başka bir sistemler değişir de olur, onu bilemem. Ama şunu kesinlikle söylüyorum. Bafra'da bir yerel televizyonlarımız vardı. Bakın. İki tane yerel televizyonumuz var. Bunu evet. Bugün de söylüyorum. İki tane yerel televizyonun yok olması yani bizim gerçekten çok büyük kaybımız. Üç tane yerel radyomuz var. Yakındır bunlar da yok olacak. Biz de yok olacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Yani bu sistemde giderse bu bizim de sonumuz geliyor. Şu anda kalacak yerel internet siteleri, zaten, gazeteler. Zaten istenilen bu. Bafra sussun, Bafra konuşmasın. Evet. Bunlar da olursa Bafra gerçekten susar, Bafra konuşmaz. O zaman zaten Bafra'da durulacak hale gelmez. Bafra'ya fayda olacak insanlar Bafra'nın dışına çıkarlar. Bafra'da kendi kendine böyle çabalar durur. Boşuna çabalar durur. Hiçbir adım ileriye atamayız. İşte bu anlamda o zaman atmak için bizim, sizin basın olarak Bafra Haber'in güçlü olması, tabii Bafra Haber'in güçlü olması, Bafra'nın menfaatleri çerçevesinde güçlü olması çok hoş, çok güzel. Radyo Barış'ın güçlü olması, Bafra'nın adına güçlü olursa, bugün Bafra'nın radyosunu Samsun'a yayın vermesi Bafra'nın ne zararı ne olabilir? Yani ya Bafra'nın dışa açılımını sağlayacak. Yani bu Bafra'ya faydası olur. Bafra'da ne olduğunu, gittiğini. Şimdi buraya verilecek bir reklam desteğinin sesinizin biraz daha sesimizin gür çıkmasını sağlayacağından emin emin olmalılar ki bu desteği vermeliler. Yani bugün biz kalkıp İşte İstanbul'a gidip Bafralılar toplantısı yapıyorsak bu bana göre aslında çok da mantıklı bir şey değil. Bu toplantıların Bafra'da olup Bafra'da bulunan sisteme nasıl bir destek verebiliriz? Ben yıllardır haberlerini yapıyorum. Bu toplantıda Ankara'da, İstanbul'da, çeşitli yerlerde Bafralılar toplanır. Ya bu Bafralılar bir de Bafra'da toplansın yani, da görelim. Tabii ki böyle şeyleri bu yaşayalım. Bu toplantıların Bafra'nın meseleleri Bafra'da konuşularak Bafra'da konuşularak çözülür. Bafra biz dışında, de olalım bu toplantılarda. Yani Bafra dışında bunların konuşulmasında hiçbir çözüm olmaz. Düşün bak, her sene Antalya'ya gidiliyor. İstanbul Feshane'ye gidiliyor. Ankara'da değişik toplantılar yapılıyor. Bunların Bafra'ya geri dönüşümü, bugüne kadar geri dönüşümü ne oldu? Ben soruyorum. Bu toplantıları yapanlar,
Bunlara giden belediye başkanlarım, kaymakamlarımıza soruyorum. Bu toplantılardan Bafra'ya geri dönüşüm ne aldınız? O zaman bunu işte biz sormak istiyoruz. Biz bunu biz bunu eleştirdiğimiz zaman, soralım. Yazdığımız zaman bize kızıyorlar. Ya bunları mı buluyorsunuz yazmaya? Ben neyi yazacağım? Ne yazacağız? Ya da ne seslendireceğiz? Yani bir sorun var işte. Sorun bu. Yani sorun gidip de bu toplantılarda güzel konuşmalar yaparak, boy göstererek Bafra'ya hizmet olmuyor. Bafra'ya hizmet bir şeyler yaparak, iş yerleri açarak, değişik şeyler yaparak olur. İsmail Karahan, sohbete doyum olmuyor ama sonuna da geliyoruz programın. Evet. Sanırım bu program bence bu bir taneyle biraz kalmamalı. Ben tabii ki konuşacağız, daha çok konuşacak hadiseleri var. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu seçimler biz Bafra dışındaki önemini bir kenara bırakalım. Bafra'yı düşünelim. Bafra için bu seçim önemli. Adaylar yanlış, eksik, yetersiz olabilir. Adayları yönlendirecek olan bizleriz. Bu şehrin sıkıntılarını yaşayan, çeken bizleriz. Bu nedenle adaylık sürecinde isteklerimizi, beklentilerimizi çok iyi ifade etmemiz lazım. Adayların söyledikleri sözleri çok iyi takip etmemiz lazım. Bafra'ya bu yeni gelecek dönemde Bafra Belediyesi kişilere hizmet edecek noktadan çıkartılıp Bafra'ya hizmet edecek noktaya getirilmesi gerekir. Ben son 3 dönemdir bunu devamlı her yazımda hemen hemen söylüyorum. Bafra Belediyesi maalesef kişilere hizmet eden hale geldi. Bafra'ya hizmet eder halden çıktı, kişilere hizmet eder hale geldi. Bunun örnekleri açık oradadır. Bir tane değil, 1000 tane örnek sayabiliriz. Bundan çıkartılması lazım. Bafra kişilere hizmet eden, Bafra Belediyesi kişilere hizmet eden kurum değil, Bafra hizmet eden kurum haline gelmesi lazım. Buna ihtiyacımız var. Bunu yapmadığımız zaman işte Ergenekon çetesi mi deriz adına, başka bir şey mi deriz adına, birileri töhmet altında kalır ve böyle gider. Köşe bucak konuşuruz, tartışırız. Biz sonuç bir noktaya varamayız. Bafra'nın da belli bir projeleri yapabilirsiniz. İşte kent meydanı olsun, hayvan barınağı, bilmem ne. Gelecekte otokardan bahsediliyor, halden bahsediliyor. Evet. Büyük şehir olduk. Büyük şehir olmamız sebebiyle Bafra'da yeni olacak yönetim büyük şehirle diyalog içerisinde Bafra'nın eksiklerini giderecek hizmetleri alması gerekir. Artık Bafra'yı köy kent olmaktan çıkartmamız lazım. Yaşanılır bir hale getirmemiz lazım. Yani Bafra'nın kaybedecek zamanı yok. Her gün göç veriyoruz. Bu göçü durdurmamız lazım. Bafra'ya faydası olacak insanlar sabah geliyorlar, dükkanını açıyorlar, akşam Samsun'a gidiyorlar. Orada ev almışlar, orada yaşamlarını devam ettiriyorlar. Bunu o Samsun'daki yaşamı Bafra'ya da getirmemiz lazım. Yani Bafra'da insanlar artık belli bir noktaya geldiği zaman Bafra'da kalmak istemiyor. Niye? Üzerinde giyindiği kıyafet bile tartışılıyorsa niye kalsın Bafra'da? Bunları artık açmamız lazım. Bunların dışına çıkmamız lazım. Dedikodudan kurtarmamız lazım. Dedikodudan kurtarmanın yolu da şeffaf yönetim, açık ve net yönetimdir. Bunu sağlamamız lazım. Dedikodu yapmak için de sebep olmaman lazım. Olmazım. Bundan yani sonra dedikodu yapmaya da zorlamaman lazım. Yani adayları konusunda da çok fazla tartışmamıza gerek yok. Birileri AK Parti'den çıkacak, birileri MHP'den çıkacak, birileri başka birinden çıkacak. Partiler uygun görmüşse bizim sadece kabullenmek lazım. Bizi... Bunlar çünkü siyasette bir sürü entrikalar var, bir sürü dolaplar var. Siyasetin gereği bu artık. Bu noktaya gelmiş siyaset. Bununla baş etme, bunu yok etme imkanımız yok. Onun için olanlarla yolumuza devam etmemiz lazım. Yolumuza devam ederken de en iyi hizmeti verecek olan insanları yönlendirmemiz lazım. Bunu yapacak olan kamuoyudur. Kamuoyu köşe bıçak konuşmasın. Çıksın açık açık konuşsun. Adayları ziyaretlere gidiyorlar. O ziyaretlerde konuşsunlar. Sorular sorsunlar. Anlattıkları bocalı konusunda bir şeyler isteklerde bulunsunlar. Yani susmakla nasıl ki aday seçildikten sonra koşup gidiyoruz orada menfaat çıkarlarımızla mücadele ediyorsak bu adaylık sürecinde de bunları yapalım. Yoksa Bafra gidiyor yani. Bafra her gün kaybediyor. Evet. Bafra evet, şehir merkezine geliyorsunuz. Yarım saat, bir saat dolaşıyorsunuz. Arabanızı park edecek yeri bulamıyorsunuz. Kaldırımlarda rahat rahat dolaşamıyorsunuz. Bafra araçlarla beton yığınlar, Bafra'nın insanları araçlarla beton yığınlar arasında sıkışıp kaldı. Bundan çıkartmamız lazım. Yani Bafra için kısa ve özet olarak denilecek şey, kimse kendini öyle aynalarda farklı şekilde görmesin. Bafra şu anda araçlarla beton yığınları arasında insanlar sıkışıp kalmış.
Bu nedenle sıkıntı bu. Özeti bu. Bunu değiştirebiliyor musunuz? O zaman hizmet yapmış olursunuz. O zaman sizin yaptığınız kent meydanı da konuşulur, hayvan barınağı da konuşulur, otobüs, otokar da konuşulur, hal de konuşulur. Ama bunu yapamazsanız sizin o yaptığınız eserler maddi anlamda büyük rakamlar dönmesine rağmen konuşulmaz. Başarılı olduğunuz halde başarısız gözükürsünüz. Bafra'ya üretim lazım İsmail. Yani tabii üretecek ki, eller, üretecek kurumlar lazım. Bakın Bafra Türkiye'de sahip olduğu araziler bakımından çok önemli bir yer. Senede topraklarımızda 4 kez ürün alabiliyoruz. Ama o araziler bugün bomboş, çalışılmıyor. O arazilerde üretilen ürünlerden organize sanayi bölgemiz var, orada sanayisine geçilmemiş. Yani bunlar kimin sorunu? Kimi suçlu burada? Bafra'daki yaşayan halk suçlu değil ki. Bafra Belediye Başkanı suçlu. Bafra Kaymakamı suçlu. Bafra Ticaret Odası Başkanı suçlu. Bafra Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı suçlu. Meslek Odaları Başkanı suçlu. Yani eğer buraya seçilmek için elinizden gelen her türlü çambazlığı yapıyorsunuz. Seçildikten sonra da bunlarla ilgili neyi üretiyorsunuz? 40 yıl tamam. 40 yıl bir koltukta durmak başarılı. Ama bir şeyler lütfen yapın. 40 yılın hatırına bir şeyler yapın yani. Evet. Değişim ve yenilik diyoruz. Değişim ve yeniliğin karşılığını görelim. Hep popülist politikalarla, popülist söylemlerle, popülist işlemlerle bir yere varamayız. Ah işte. Bafra ne durumda? Kim memnun? Dışarıdan gelen insan 20 yıl önce Bafra böyleydi. Bugün daha karmaşık kaldı diyor. Bu göründüğü ortadan kaldıralım. Biz elimizden geldiğince yazarak, çizerek bunları söyleyeceğiz. Kimseyle kişisel bir problemimiz yok, sıkıntımız yok. Elimizi sıkan elini sıkarız. Selam veren selamını alırız. Bizim derdimiz Bafra. Bafra'nın değişmesini istiyoruz. Bafra'nın daha yaşanır bir hale gelmesini istiyoruz. Bunun için yazıp çiziyoruz. Başka bir amacımız yok. Vallahi bizim de derdimiz Bafra'da yaşıyoruz. Bafra'da bu yayını yapıyoruz. Yani. Bafra'nın sesiyiz diyoruz. Ki öyleyiz. Siz yine Bafra'nın gözüsünüz, kulağısınız. Yani. Onun için Bafra'nın menfaatleri çerçevesinde yani güzel bir Bafra'da yaşamak benim arzum. Yaşımız belli bir noktaya geldi. Yani, artık bu saatten sonra Bafra'dan çıkıp başka yani yerlere gitmeyi de düşünmüyoruz şu anda. Gitme imkanımız var. Hatta ben bu sene Bafra dışına gitme durumum vardı. Yine gitmedim. Babamın mezarı asır mezarlıkta. Ben babamın mezarı asır mezarlıkta olduğum için de Bafra'dan bir yere gidemem. Bafra'da yaşayacağım. Evet. Onun için biz Bafra'da bu seçimlerde iyi bir orkestra şefine ihtiyacımız var. İyi bir orkestra şefini bulamadığımız sürece bu sancılar devam edecek. Vallahi bir tane bulup orkestra şefi koyuyoruz ama yani, iyi çaldırır. Orkestra şefi, orkestra şefi nitelikleri yoksa da iyi bir orkestra şefi nitelikleri olma konumuna onu getirmek zorundayız. Kimse kusura bakmasın. Ahmet Mehmet biz yazmaya, çizmeye devam edeceğiz. O zaman biz de şöyle bir şey diyelim. Son olarak Bafra basını olarak bir birliktelik oluşturalım. Yeni dönemde inşallah yeni dönemde, kimin olduğu tabii, önemli değil bizim için belediye başkanının yani, ama kim olursa olsun onu gerektiğinde övelim, gerektiği zaman da eleştirelim. Eleştirelim. Ve bu Barış Efem olarak başlattığınız bu söyleşileri bundan sonra aday adaylarını da buraya çağırarak bizleri de çağırarak karşılıklı olarak yapalım. İnşallah. Konuşalım. Hiçbir şey saklı kalmasın. Ki yarın öbür gün demeyelim ki eyvah demeyelim. İnşallah. Güzel olacak. Ben tekrar size teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere sağlık, mutluluk, huzur dolu günler diliyorum. Baframızın hayırlısı neyse o olsun. Ama hayırlısı nedir o olsun diye de beklemeyelim. Hayırlısını biz bulmaya çalışalım. Bulmaya çalışalım. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, konuşulacak o kadar çok konu var ki tabii sizin de söylediğiniz gibi bir programa sığdırmak çok da kolay değil o bütün yazıları, bütün konuları. İnşallah ilerleyen günlerde yine sizlerle birlikte olacağız. Evet, şöyle birkaç haberle daha haber aktarmak istiyorum sizlere. Okulda öğrenci kavgası kanlı bitti. Olay Atakum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde sabah 9 sıralarında meydana gelmiş. Ve Zihni Şahin 18 Aralık'ta birlikte olalım mesajını vermiş. Diğer bir haberimiz Bafra çiftçisi karnabahar veriminden de fiyatından da memnun. Bafra çiftçisinin yüzü gülmüş karnabaharda, fiyatından oldukça memnun demiş. Haberin detayları bu şekildeydi. Evet efendim, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hatta biz ayrılan süreyi çok çok da geçtik.
İnşallah diğer günlerde de sizi yanımızda görmek istiyoruz. İnsanlar sizin sesinizi duymak istiyor. Daha detaylı bir şekilde konularımızı birlikte irdeleyelim istiyoruz. Doğrusunu paylaşalım istiyoruz. Amacımız buydu zaten. Hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bafra'da bugün Barış FM'de. Barış FM gündeme dair programlarına bir yenisini daha ekliyor. Bafra 55.net başta olmak üzere birçok yerel siteden derlenen haberlerin yanında yerel gazetelerin manşetleri, Bafra'da görev yapan haber muhabirlerinin katılacağı Bafra'da bugün, programa birçok canlı yayın konuğunun katılacağı gündem programı hafta içi her gün saat 16'da Radyo Barış'ta. Siyasetin nabzı Bafra'da bugün de atıyor. Bafra'da bugün, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Barış'ta.